Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Kambur ailesi Almanya'da yaşam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi çıktık, annemizi spor salonundan almaya gidiyoruz değil mi babacığım? Evet. Evet. Bir dakika, şu kamerayı şu tarafa koymaya çalışacağım ben şimdi arkadaşlar. Bir dakika, hadi bakalım devam ediyoruz. Spor salonuna gidiyoruz, bay bay. Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Evet. Evet babacığım. Arkadaşlar şimdi çıktık, annemizi almaya gidiyoruz. Birazdan Almanya'daki araba fiyatlarını göstereceğim size. Buradaki lüks arabalar, yani sıfır arabalar falan ne kadarmış, ne kadar taksitle alınabiliyormuş, onlardan bahsedeceğiz. Babişkom, ama bak sen orada konuşuyorsun ya, ben de burada konuşuyorum, sesler karışıyor bir tanem. Ben konuşunca ne yapıyorduk? Susuyorduk değil mi? Heh, şimdi konuşabilirsin babacığım. Söyle abla abi, hadi. Abla abi. Evet. Sonra sohbet edeceğiz. Evet babacığım. Saydam dizime tatlatacağım. Saydam buradan sonra basta bulundum. Evet babacığım, harikasın. Buradan sonra baba diyeceğim. Evet. Lito birazdan arabaları çekeceğiz değil mi babacığım? Almanya'daki araba fiyatları. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini tek tek okuyoruz. Merak etmeyin. Yorum yazarsanız çok iyi olur. Çünkü daha fazla insana, daha fazla buraya gelecek insanlara faydalı olalım istiyoruz. Bilmedikleri olur, öğrenmek istedikleri olur. Ticaretle ilgili, işlerle ilgili, onunla bununla ilgili. Bunları birlikte sağlayalım arkadaşlar. 1000 abone için de teşekkür ederiz. 1000 aboneyi geçtik arkadaşlar. 1050 aboneye ulaştık. Hepsi sizin sayenizde. Şimdi gidelim. Annemizi alalım. Devam edelim yani. Birazdan Almanya'daki araba fiyatları hakkında bilgilendirmeleri yapacağız arkadaşlar. Güzel bir aile vlogu ve araba vlogu olacak. Kendinize popüler davranın. Bay bay. Evet arkadaşlar, biraz da yolları göstereyim istedim size. Şimdi zaten az kaldı şu köprüden. İlerideki köprüden sonra neredeyiz Lito? İlerideki köprüden sonra anneyi almaya gittik. Benim oğlum çok uslu arkadaşlar. Değil mi Lito? Arkadaşlar güzel yağmur yağıyor, bereket yağıyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Hamdolsun. Ya bir an önce yazın gelmesini bekliyoruz. Kuşadası'na gitmek istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Kuşadası'nda yeni bir yer aldım. Bu yeri bir an önce böyle gidip güzelce bir yaşamak istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız var. Bayağı bir bu sene yıprandık. Böyle koşturmaktan, işten, güçten. Bu sene uzun bir tatil olacak. Allah izin verirse, Allah kaza bela vermezse. Efendim. Lito, abone olsunlar mı kanalımıza? Lito tatilde yüzecek değil mi Lito? Evet. Evet. Biz şuradan dalacağız arkadaşlar. Evet. Evet. Anneyi alalım. Tantılar da bekliyormuş. Geldi. Geldi. Tantılar el salladı sana, gördün mü? Ömrüm. Bak geldi anne. Ah, açtım, arka kapı açıldı ya. Kapat aşkı tam şey, camı kapat, hemen gel. Sert. Koş.
Aha gene açtı. Attı. Hadi bir daha bir daha. Biraz daha sert yapabilirsin ömür çıkıp. Arkadaşlar aküden dolayı arka kapak atıyor. Evet yetiştik bu sefer. Evet arkadaşlar çıktık. Ne yaptın? Yoruldun mu? Yorulduk kocacığım ya. Çalış çalış çalış. Vallahi billahi ya. Litotum. Ne yapıyorsun bebeğim? Aferin sana. Oo kar mı ya? Bu su ne ben anlamadım ya. Ben de anlamadım. Benim oğlum da anlamadı ya. Yağmur ama ince ince çok fena yağıyor. Evet. Yarın yapsın. Kar gösteriyordu zaten. Hadi ya. Güzel. Nereye gidiyoruz? Aşkıya tam arabaları çekelim diyorum da nerede bugün de çekelim? Bugün de payatak değilmiş, kapalı değilmiş. Bugün mü? Ha açıkmış. Allah Allah. Sadece isterlerse kapatıyorlarmış. Mesela bunu çiğ kapatmış bugün. Ama marketler falan açıkmış. Anladım. Bazıları 1'e kadar açıkmış, bazıları tüm gün falan filan. Ne yapalım? Yani gidip çekelim mi arkadaşlara? Bu havada nasıl çekeceğim? O da doğru. Çok ince ince, çok fena yağıyor. Aynen. Bir şey olursa olmadı. Ya ne yaptım bugün biliyor musun kocacığım? Ne yaptın ya? Manyak gibi senin beni almaya geleceğini bildiğim halde kafamdan çıkmış gidiş dönüş bileti aldım otobüste boş boşuna. Hayda. Ya sinirlendim. 4 saatlik ha? Evet. Nereye gideyim? Kremşehir'e gideyim isterseniz. Biraz da Lito tepinsin. Ha tamam. Başka bir yere de olabilir. Eve de gidebiliriz. Sen nasıl istersen ömür çıkma. Aa oyuncağı al bakalım. Güzel kahvaltısı yaptı. Bütün çilekleri yedi. Pis bana bırakmadın mı? Yok vallahi bütün çilekleri yedi. İyi, afiyet olsun kızıma. Yumurtasını da yedi benim oğlum. Oh, haşladın mı? Aha. İyi. Değil mi Lito? İkisini de götürdü benim oğlum. Günlük enerji ben proteinini aldı. Ben de diyorum ki 11.5 ya kafam gitti. Ha, yok. Yanlış ayarlamış ben. İyi, güzel ölmüş kom. Aferin benim oğluma. Yedin mi sen de? Ha, iki tane yumurta da ben aldım. Evet babacığım çünkü ışıklardayız. Kırmızı yanıyor. Ne yaptınız? Nasıl geçti spor? İyiydi. Zeynep de vardı işte. Ha, o bizim benim gittiğim yere gidiyordu. Ha, iki kere burada bedava gidebiliyorsun ya deneme. Ha. Bir geçen cuma işte ben gitmediğimde gitmişler beraber. Bir de şimdi de bir daha da gelemiyorum. Gülen de öyle iki kere geldi. Yazılsalar bari. Yok ya Zeynep öbür taraftan diyor memnunum diyor. Boş çünkü ya. Aynen. Bir de gece gidiyormuş. Aşkım. Hülya'ya gittik dün. Ne anne? Zil Zeynep. Lito şimdi oyun yerinde gene oynayacaksın mı? Tamam babacığım. Sonra Deborah yazmış arkadaşı. Onun da doğum günüymüş. Dışarı çıkalım falan.
9'da uyanmış, uykusuz böyle bir şey, sinirli, ne söylesen alınıyor falan. Kızdım. Başlatma. Ne kızıyorsun kıza ya? Vallahi iyi, ha gerçek iyi enerjileri var ya, vallahi bitti ya. Gençler. Çoluk yok, çocuk yok görmüş. Aslan aşağıda kaldı ya. Şu aradan eski evine oradan girelim. Şuradan dön. Ben dedim şuradan o caddeye gidiliyor mu acaba? Ben ilk bulduğun araya girdirmezsem seni, sen bayağı bir gidiyorsun çünkü. Ben dedim aşağıdan şey yaparız. Biliyordum ben. Bak BF'de. Ben dedim şu arayı görünce aa bak kestirme, o caddeye çıkıyor hesabı. Burası ne fabrikası? Jim Jack. Berksoy dediğine göre şey, tamirat eşyaları, şeyler falan var ya. Testereydi şöyle böyle. Böyle bir şeyler olabilir. Tamam. Tamam benim oğluma. Ben bir kere bir fabrikada işe girmiştim Ömüşkan. Testerelerin uçlarını kontrol ediyorsun. Böyle ama ince uçlarını. Kontrol ediyorsun askılarda böyle falan filan ama iki gün çalıştım sonra çıkmıştım. Niye? Ağır geldi. Allah Allah, kontrol. Kontrol değil. Şey, eline böyle şey eldiven giyiyorsun. Kesme ihtimali oluyor. Bir de böyle durmadan ayaktasın falan böyle. Sıkıcı bir işti. Almanya'da iş bulmada sıkıntı yok ama çalışmakta sıkıntı var abi. Ulan bir kere de paket lazım. İşinde çalışıyoruz. Hülya, ben, Gamze. Sonra Hülya çıkmıştı, Gamze ile ben kalmıştık. Ama nasıl biliyor musun? Böyle makine gibi paket yapıyorsun. Ter içinde kalıyorsun. Böyle yanında zaten herkesin yanında böyle şişede suymuş kum 2 litre. Bir de uzun pipet yapacaksın. İçiyorsun, içiyorsun böyle. Ama terle atıyorsun o suyu resmen. Allah Allah. Bir kotası falan var mıydı? Hadi ya. Onu bitirdikten sonra, ama bitirmen de gerekiyor yani. Evet. Bitiremezsen uzun çalış gibi bir şey de yok. O saat içinde onu çalışıyorsun, bitiriyorsun. Ama bitirmezsen de... Dayak mı? İş sahibi, fabrika sahibi tarafından şiddete maruz kalınıyor. Oynuyorsun, tamam mı bir tane? Ama belki orada kız vardır, onunla oynarsın. Arkadaş edineceksin babacığım. Sen girişken, akıllı bir çocuksun. Ama anneyle baba oturup orada kahve içecekler, sen oynayacaksın. Yoksa eve mi gidelim? Tehdit, bak görüyor musun anneni? Tehdit. Para var mı yanında? Kart var. Ödeniyor kartla ya.
Tamam. Hadi arkadaşlar, Knapstein'de görüşürüz. Bay evet. Vito nereye geldi? Knapstein'e geldi arkadaşlar. Koş koş koş. Yağmur yağıyor. Koş. Kapıya koş. Ta 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 ta. Hadi bakalım Vito. Gel, çekiyorum ben seni. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bay bay.